Siz Fatih Terim'i ne zaman gönderirseniz gönderin, hangi şartlarda gönderirseniz gönderin, mutlaka bir cephe oluşacaktır. Son 25 yılın her başarısında neredeyse ismi bulunan Galatasaray'ın ismiyle özdeşleşmiş bir teknik direktör. Fenerbahçe uçuracak, koşulacak falan değil ama mevcut şartlarda gayet makul gelen bir tercih ki İsmail Kartal Fenerbahçe'deki tam sezonunda gayet başarılı olmuştu. Hmm. Sokrates'ten hepinize merhabalar. Cuma Vertesi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. 21. hafta maçlarına bir ön bakış atacağız. Bu programda Beşiktaş-Antep, Antalyaspor, Fenerbahçe, Hatayspor, Galatasaray ve Sivas-Trabzon. Sivas-Trabzon, teşekkür ederim. Trabzon-Sivas mı diye önce bir düşündüm ama Sivas-Trabzonspor maçları gündemimizde tabii ki haftanın öne çıkan maçlarından bir diğeri de hatta belki de en dikkat çekici maçı. Konyaspor'la Başakşehir arasında oynanacaktı. Ama ne yazık ki hafta içi Ahmet Çalık'ı bir trafik kazasında yitirdiğimiz için bu maçta son derece geçerli bir gerekçeden ötürü ertelendi. Ve bu hafta oynanmayacak. Ahmet Çalık'a tabii ki Allah rahmet eylesin. Çok şanssız ve üzücü bir olay. Tüm yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Konyaspor'a ve tüm futbol camiasına aslında. Haftayı çok karamsar bir hale getiren bir haberdi abi. Ahmet'le ilgili ben en azından kendi payıma bir şey söylemiş olayım. Söyle. Tanıştığım bir futbolcu değil. Yani bildiğim, görüştüğüm, konuştuğum bir futbolcu değil. Ama kendisiyle Galatasaray'da oynadığı dönemde birlikte çalışmış olan Galatasaray Kulübü'nden bir tanıdığım var. Onunla konuştum. Oldukça iyi şeylerle andı Ahmet'i. Altyapı oyuncularına ilgilenen, belki de kulüp içerisindeki en çok ilgilenen, tek demeyeceğim de yani en çok ilgilenen, çocuklarla konuşan, onları dinleyen, zaman ayıran, kendini geliştirmek için yaptığı bir hata yaptığı maçtan sonra, çok eleştirildiği maçtan sonra gelip ya bunu yapmamam lazım dedikten sonra, antrenmandan sonra onu yaptığı hatayı yapmamak için 40 dakika 50 dakika kalıp aynı pozisyonu tekrar tekrar o hatayı yapmamak için tekrarını deneyen, kendini geliştirmek için uğraşan, artı sürekli güler yüzle pozitif bir insan olarak anıyor kendisine. Onun bana anlattığı kadarıyla ve benim anladığım kadarıyla pek bu dönemde hasret kaldığımız insan tiplerinden bir tanesi. Böyle birini kaybetmek de biraz daha üzücü olsa gerek. Ben de kendisini rahmetle anıyorum. Evet, umarız bir daha böyle üzücü bir haberle program açmak zorunda kalmayız. Ancak gündemde yoğun, hafta içinde önemli başka gelişmeler de oldu ve tabii ki bunlardan belki de en öne çıkanı Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığı. Hı hı. Ve Galatasaray'ın Dominik Sorrent'le yeni bir sayfa açması. Dilersen onunla girelim. Hı hı. Onunla beraber Galatasaray'ın Hatayspor'la Hatay'da oynayacağı maça da biraz değiniriz. Fakat öyle ya da böyle Galatasaray'ın da 4. Fatih Terim dönemi bitti. Oradan alıp sana pas atayım mı? Söyle. Süreçle alakalı bir genel hatırlatma yapayım. At abi. Galatasaray performans olarak ligde çok kötü bir performans sergiliyordu. Evet. En son Giresun mağlubiyetiyle zaten bu iş içerideki taçlandı diyeyim ekstra olarak. Diğer taraftan da son 2 haftada Galatasaray yönetimiyle Fatih Terim arasındaki bir soğuk savaş durumu da söz konusu gibiydi. Hı-hı. 2 hafta önce Fatih Terim'e yardımcı olarak birini getireceğiz. Guardiola'nın yardımcılarından birini getireceğiz. Süreciyle başlayan Iştan Gün'ün başrol aldığı bir süreç yaşandı. Iştan Gün'ün farklı açıklamaları oldu ondan sonra. Ardından Fatih Terim, Burak Elmas Fatih Terim destekleyen bir şey yazdı. Öncesinde Fatih Terim kendisi bir ön alma gibi, hani ben işimin başındayım diye bir manifesto yayınladı. Belli ki yani kapalı kapılar ardında farklı bir dengeler sürüyordu. Nihayetinde de Giresun maçıyla beraber sonuçta ortada çıkınca Burak Elmas dedi ki biz hocayı çağırdık. Hocayı daha yüksek bir görev önerdik. O da burada olmak istemediğini söyledi. O yani öyle bir görevi kabul etmedi. Sağ içinde kalmak istediğini söyledi dedi. Fatih Terim cephesinden bir açıklama henüz duymadık. Ve Galatasaray 2 hafta önce yardımcı antrenör olarak gelmesi planlanan Dominik Torrent'te bir gün sonra Fatih Terim'in ayrılığından bir gün sonra yani az teknik direktör olarak
görev yapacağı açıklandı ve şu anda takımın başında Hatayspor maçında da sahaya çıkacak diye tahmin ediyoruz. Bana birazcık çok böyle sıfır profesyonellik diyeyim bir süreç özellikle yönetim adına yaşandı. Sahadaki sonuçlardan bağımsız ki onların kötü olduğunu söyledik. Ya evet, sonuçta hani iyi bir futbol oynamıyordu Galatasaray. Ligde son 9 maçta sadece bir galibiyeti vardı. Hani Denizli Spor'a elendi kupada. Her ne kadar dünyaları kaçırsa da ya da hani Denizli Spor kalecisi dünyaları kurtarmış olsa da TFF 1. Lig'in son sıralarındaki bir rakibe elendi. Ve elinde sadece Avrupa Ligi vardı. Ve 1994-95 sezonundan beri Galatasaray 20. hafta maçları sonunda ulaştığı en düşük puan ve averaja sahipti. Giresun maçı bittiği sırada. Yani bunların burada tartışılacak bir şey yok ki. Biz de burada zaten haftalar boyu Galatasaray'ın Giresun Spor maçı olsun, Yeni Malatya deplasmanı, Rize deplasmanı bir çırpıda aklıma gelenler. Bunlar da ciddi rakip analiz eksiklerinin sahaya tezahür ettiğini, Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı şeylerin çok yetersiz kaldığını söylemiştik. Hatta ben Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı bazı maçlardan sonra bile insanların beklentilerinden biraz daha az övgü dolu bir bakış açısıyla yaklaşmıştım. Mesela Marsilya maçı 4-2'lik veya Lazio maçı o kadar etkilememişti beni o maçlar diye. Ama Avrupa'da Galatasaray zaten topa daha az sahip olan ve bambaşka futbol oynuyordu. Ama şöyle bir illüzyonda yaptı. Başarılı oldu. Hani sen de şeyi söylemiştin. Trabzon'un benim kafamda hani Trabzon'un bu sene zorlayacaksa Galatasaray'ın zorlaması daha muhtemel, evet, dedirtecek bir illüzyon da gösteriyordu Galatasaray bir taraftan. Evet, çünkü o Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkıp bu kadar genç bir ekiple sadece lige odaklanma lüksü en azından Mart ayına kadar. Ben Galatasaray'a önemli bir moral motivasyon sağlayacağını düşünüyordum. Ve artık Galatasaray'ın ligde daha etkili olabileceği bir futbolun gelişebileceği kanısındaydım. Büyük bir yanılgı içindeymişim meğer. Ama bu işin saha içi tarafı. Daha sonra... Süreci işte, nasıl buluyorsun? Şimdi süreci aslında son haftalarla beraber biraz bakmak lazım. Mesela bir Adana Demirspor maçından sonra işte Selçuk Şükinan'ın yaptığı bir açıklama vardı. İşte futbolcuların yetersiz olduğunu ima eden, ki onu da bu programda ben kabul edilebilir bulmadığımı dile getirmiştim. Ama bence sürecin en Galatasaray açısından yaralayıcı kısmı bunun aktarılış ve izah ediliş şekli oldu. Burak Elmas'ın basın toplantısından bahsediyorsun. Burak Elmas'ın basın toplantısına kadarki süreç de bence çok iyi idare edilmedi. Hı hı. Hani işte Işıt Angün'ün bir YouTube kanalına çıkıp orada 5 Ocak tarihli bir program. Haluk Yürekli ile Gökhan Linç'in. Evet, programı. Evet. Oraya çıkması ve orada işte Dominik Torrent'le ilgili bir takım kulübün bazı tasarruflarda bulunduğunu kamuoyuyla paylaşması ve bundan Fatih Terim'in haberinin olmayışını bizim ertesi gün Fatih Terim'in açıklamalarından öğreniyor olmamız. Bir de bir artı daha vereyim. Aynı yayında Dominik Torrent'le ben görüştüm dedikten sonra Burak Elmas'ın kendi toplantısında hayır ben görüştüm o da bir diyerek detay. Çelişki o yaratması. Da, o da çelişki yaratan bir detay. Hani zaten bunun üzerine Fatih Terim benim bundan haberim yok dediği zaman işler biraz kopma noktasına gelmiş gibi duruyordu. Ve bu senin de başta ifade ettiğin gibi yani profesyonellikten çok uzak bir iletişim tarzı. Ya bir de şöyle bir şey var. Sonuçta yani birinin yanına bir yardımcı arıyorsanız ve ondan habersiz yapıyorsanız bu işi ve bunu o insan YouTube'dan öğreniyorsa başka bir kaynaktan diyeyim hadi. Hı hı. Bu yeterince komik ve antiprofesyonel ve sıfır, hani bu eksik edilmeyen kelimeler vardır işte vizyon, misyon, işte proje falan. Yani bütün bu konuşmaların tam aksi, tam bir şark mantığında. Evet. Korkunç bir yaklaşım bu yani. Ve senin dediğin o proje kısmına da değinelim işin. Hani Burak Elmas sonuçta Galatasaray başkanlık seçimlerinde tamam bir sürü proje vaat etti, bir sürü işte vaatleri vardı. İşte transferi 10 günde bitireceğiz, işte şöyle büyük sponsorlar olacak. Bunların hiçbiri olmadı bu arada. 10 günde transferler bitmedi, büyük sponsorlar gelmedi falan. Ama en önemlisi ki yani bence seçimi ona kazandıran da oydu. En önemlisi oydu en azından. Biz Fatih'imle devam edeceğiz. Fatih Terim bu takımın futbol aklıdır. Şeyi sormuşlar, tek direktörünüz kim olacak? Bizim tek direktörümüz görevinin başında şu an demişti. Bunu vaat ederek, bu söylemlerle seçimi kazanarak Galatasaray başkanı olmuş bir kişinin yani 6. ayda Fatih Terim'i az önce bahsettiğimiz detaylarla, az önce bahsettiğimiz akış üzerinden takımdan göndermesi kaçınılmaz bir şekilde çok büyük bir cephe oluşturdu. Hı hı. Yani siz Fatih Terim'i
Ne zaman gönderirseniz gönderin, hangi şartlarda gönderirseniz gönderin mutlaka bir cephe oluşacaktır. Adam son 25 yılın her başarısında neredeyse ismi bulunan ve Galatasaray'ın ismiyle özdeşleşmiş bir teknik direktör. Ne zaman yollarsan yolla mutlaka bir cephe oluşur ama bu şekilde yolladığın zaman karşında oluşacak cephenin çok daha büyük ve agresif olacağını, çok daha katı olacağını ve yerine getireceğin kişi ya da kişiler kim olursa olsun onların çok daha ağır eleştirel bir filtreden geçeceğini, eksilerin çok daha kalın kalın eksi yazacağını, artıları yazarken herkesin 2-3 kere düşüneceğini tahmin edebiliyor olması lazımdı Galatasaray başkanının. Yani şimdi kendi ayağına sıktığı gibi Domenic Torrent'in de yerine getirmesi gereken vazifeyi çok zorlaştırdı. Hı hı. Bu bakımdan... Bir şey söyleyeceğim. Şu en doğru yöntem olmaz mıydı? Yani Fatih Terim'e çalışmak istemiyorsunuz ya da atıyorum elinizdeki tek direktör kimse. X. Çalışmak istemiyorsunuz. Ve sonuçlar da kötü. Hı hı. Yani gerekçe gösterebileceğiniz çok bariz bir şey var. Sen kendin de söyledin. Son 9 maçta bir galibiyet var. Liderden 22 puan, işte 22 mi yansıdım, fark yemiş. Hı hı. Kupada bir alt ligin düşme potasındaki takıma elenmiş. Evet, Avrupa'da bir şey var ama kalan bütün bölümlere baktığında korkunç bir performans gösteren bir Galatasaray var ortada. Çıkıp bir başkan olarak şunu diyebilirsin. Hani biz sezona başlarken başka umutlarla başladık ama bu projenin daha uzun vadeli düşündüğümüzde, önümüzdeki sonuçları da ortaya koyduğumuzda, daha da uzun vadeli düşündüğümüzde bir değişiklik yapmamız gerektiğine karar verdik. Mevcut sistem çalışmıyor ve bunu bu projeyi daha fazla sekteye uğratmadan radikal bir karar almamız gerekiyordu. O yüzden hocamıza da bildirdik. Biz Galatasaray Kulübü olarak hoca değişikliği yapmaya karar verdik derdin. O zaman da şey riskini yani, ama bunu söyleyebilme de başka bir cesaret istiyor. O bu cesareti de göstermeden böyle daha dolambaçlı yollara girildi. O dolambaçlı yollarda da o kadar çelişki ortaya çıkınca bence yani olabilecek en kötü senaryonun içinde bıraktılar kendilerini. Katılıyorum ve Fatih Terim'in destekçilerinin, Fatih Terim'i seven, Fatih Terim'in ne olursa olsun arkasında olan Galatasaraylıların da belki en çok tepki gösterdiği konu bu. Tabii ki her teknik direktör tartışılır. Tabii ki bir teknik direktörü yollamak için pek çok gerekçe olabilir ki ben de saydım. Bunların hepsi kabul edilebilir bir demet, bir gerekçe demeti. Tamam. Ve şunu da diyebilirdi senin dediklerine ilave olarak. Biz evet 3 yıllık bir proje için yola çıktık ve bu projenin yalnızca 6 ay geride kaldı ama geride kalan 6 ayda biz bu aldığımız, geleceğe yatırım yaptığımız genç oyuncularda da 6 ay için geçerli olan bir ilerleme de görmedik. Ne oyun anlamında ne de bireysel anlamda da diyebilirlerdi ki bence bu altı dolu bir argüman olurdu. Hı hı. Senin dediklerine bu da eklenebilirdi. Hı hı. Ama dediğin gibi çok dolanmaçlı bir şekilde ve çok dik durmadan yaptılar bunu. O nedenle de karşılarında oluşan cephe daha katı ve daha büyük bir cephe oldu bence. Daha profesyonelce ve daha doğru halledilebilirdi bu iş. Ben en azından Galatasaray'la, Fatih Terim'le Avrupa Ligi'ndeki son 16 evresini bir tamamlamasını beklerdim. Beklenmesi gerektiğini düşünüyordum. Çünkü şimdi orada alınacak herhangi bir başarısızlıkta da işte bak adam ne güzel gidiyordu, yeni gelen onu beceremedi falan tarzı veya Fatih Terim olsaydı bu turu geçerdik gibi argümanlar olacak. Bunlar ne kadar dolu argümanlar, ne kadar romantik argümanlar bilinmez ama zarar vereceği kesin. Bunları öngörebilmesi gerekiyordu bence. Ama neticeye kelam, Galatasaray Domenic Torrent'le devam edecek yola. Soru. Domenic Torrent'le ilgili şu ana kadar gördüğüm, okuduğum her şey bir Wikipedia makalesi gibi. Domenic Torrent Guardiola ile çalıştı. Guardiola çalıştıktan sonra birinci teknik adam olarak işte City grubun bünyesinde işte Amerika'ya gitti. Amerika'da playoff finalinde elendi. Oradan... Finalinde değil. Playoff finalinde değil mi? İki kere playoff'a kaldı çeyrek finallerde. Bir tanesinde ilk sezonda daha sonra şampiyon olacak olan Atlanta'ya elendi. Bir sonraki sezonda da daha sonra o sezon devamında final oynayan Toronto'ya elendiler. Okey. Devamında da Flamengo'ya gitti. Flamengo'da da çok uzun ömürlü olmadı. Orada da görevine son verildi. Şampiyon gitti Flamengo'yla. İşte başarılı olamadı diyeyim hadi. Öyle iki kere iki maç üstte 4 gol yedikten sonra takımı görevine son verildi. Son 1,5 yıldır da teknik direktörlük yapmıyor. Doğru. Bu arada hep Guardiola'nın yardımcısı deniyor da Guardiola'nın yardımcılığını yapmayı neredeyse bırakalı 4 yıl oluyor. Bir de öyle bir şey var. Evet. Bunun dışında bir şey yok ama şimdi hadi birazcık da şey yapayım. Gireyim, isim vermeyeyim de o kadar da.
Ya bazen de görüyorum ya abi Domenic Torrent'le sanki o kadar içli dışlı bütün şeyini biliyormuş gibi işte 4 yıldır takip ediyormuş gibi işte tek tek yani bir analizler bir şeyler Torrent böyledir Torrent şöyledir ya birazcık da bana hani şey geliyor bu ya yani bir fikri verir geldiği futbol kültürü sana bir fikir verir beraber yaptığı işler verir 3-5 tane anekdot verir ama abi hani ben bu şeyi de anlamıyorum birazcık da hadi bu da benim kişisel serzenişim olsun. Yani ben tesadüfen şöyle bir şey denk geldi. 2 hafta önce Marty Perarnau'nun yazdığı bir kitabı okumaya başladım. Bana da sağ olsun Alp Ulagay paylaşmıştı. 2 hafta önce onu okumaya başladım. Kitabın adı Pep Guardiola The Evolution. Yani işte Pep Guardiola evrim. Pep Guardiola'nın evrimi ya da. Ve tesadüfen bu kitapta çok sık adı geçen isimlerden bir tanesi de Domenic Torrent. Tam işte onunla ilgili bölümleri okurken bir kere bir Domenic Torrent'in ismi ortaya çıktı. 3-4 gün sonra da Fatih Terim ayrıldı ve bir gün sonra da Domenic Torrent Galatasaray Teknik Direktörü olarak. Galatasaray yönetimi de mi okuyordu acaba? Ama yani okuduklarımdan anladığım şu ki Onur, yani taktiksel olarak çok 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 üst düzey bir birikime sahip olduğuna dair hiçbir şüphem yok. Özellikle uzman olduğu ve yani Guardiola'nın onun fikirlerine çok önem verdiği hatta bazı idmanları kendisi değil Domenic Torrent'e emanet ettiği tamamen kendisinin ofisine çekilip bugün sizi Domenic Torrent çalıştıracak dediği bazı konular var. Kitapta anlatılıyor bunlar. Bir tanesi sürekli geçen bir ifade var. Positional play. Hani bunu herhalde Türkçe'de en doğru şekilde ifade etmenin yolu bence sahaya diziliş, sahaya yayılma. Sahaya doğru yayılma. Ve hatta Domenic Torrent der ki herkes Guardiola'nın sırrının topa sahip olma oyunu olduğunu zanneder. Aslında topa sahip olmalı değildir, sahaya yayılma oyunudur der. Ki aslında onlar işte İngilizce kelimeleri söylediği zaman işte possession değil positioning gibi birbirine çok benzeyen kelimeler olduğu için daha dramatik bir etki yaratıyor onlar öyle söyleyince. Ama o olay aslında sadece topa sahip olmak değil, sahaya doğru yayılmak ki topu kaptırdığın zaman hemen topu geri alabil. Ve bunu tabii daha yani bu konuya değinen pek çok kişi oldu daha önce ama Guardiola'nın herkes işte aramati farkası işte 10 gol atmak, 5 gol atmak, %700 topasa bu değil. Guardiola'nın olayı gol yememek. Asla ve kata rakibin sana hücum etmesine izin vermemek, topu kaptırdığın zaman hemen geri almak. Ve Domenic Torrent Guardiola'nın kariyerinde inşa ettiği bu planın en önemli mimarlarından bir tanesi. Kitapta da bunun detayları var. Çok çok beğenerek okuyorum. Hala devam ediyor. Herkese de tavsiye ederim. Bir tanesi bu. Sahaya yayılma hadisesi. Bir diğeri mesela rakip analizi. Ki yani bunun Galatasaray'da çok eksik kalan konulardan bir tanesi olduğuna daha önce değinmiştik. Ve duran top savunmaları abi. Bir tane örnek var kitapta. Çok spesifik bir örnek. 7 Kasım 2015'te Stuttgart'ta bir maç yapacaklar. Hafta içi o maça çalışıyorlar. Domenic Torrent diyor ki bu Stuttgart diyor kendi kullandığı kornerlerden sonra o zaman Galatasaray'dan da hatırlar bazı izleyiciler. Bu tweet'ten, Emiliano Insua. Tweetini paylaştın. Evet tweetini paylaştım ben. Hatta golün de tweetini paylaştım. Diyor ki Insua'nın arkası bomboş kalıyor kornerlerde ve genellikle Insua bu tarz durumlarda topu ayağında bulduğu zaman top kaybı yapmaya çok meyilli bir oyuncu. Buna dikkat edin. Mutlaka bu şekilde tehlikeli pozisyon buluruz diyor. Ve 11. dakikada Stuttgart'ın kullandığı bir kornerden sonra Insua topu içeri doldurmak isterken kaptırıyor. Bayern Münchenler oraya aç kurtlar gibi 6 oyuncular saldırıyorlar ve Robben'le golü atıp 1-0 öne geçiyorlar. Bu işin savunma yönü. Tabii savunmayı hücuma dönüştürme yönü ama asıl duran top savunmasında şöyle çarpıcı bir rakam var. Bayern'deki ilk 3 sezonunda, Guardiola'nın Bayern'deki ilk 3 sezonunda Bayern Münih'in duran toptan yediği gol sayıları sırayla 5, 2 ve 0. Yani bu gerçekten muazzam bir şey. Bu bakımdan kesinlikle hani böyle bu adam da nereden çıktı denilecek biri değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Birinci teknik adamlığı test edilmemiş olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Çok iyi bir taktisyen olmak, çok iyi bir analist olmak, futboldan müthiş anlamak bunların hiçbir iyi bir teknik direktör olmak için yeterli değil. Zira futbol yani teknik direktörün çok önemli bir kısmı motivasyon, insan idaresi, insanları bir fikre ikna etme becerisi. Ya bir örnek Carlos Queiroz'da büyük bir taktik bilgini olarak evet. gösterilir ama birinci adamlığı becerememiştir. Onun dışında Torrent'in teknik adamlık yani birinci adamlık deneyimine dair benim de öyle çok net bir fikrim yok. Oturup ne bir Flamengo maçı izledim ne de New York City maçı izledim geride kalan 4-5 günde. Bu yüzden de Hatay maçıyla alakalı Galatasaray'da bir tahminimiz yok. Ama şunu söyleyebilirim ki
Hani ben çok başarısız bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum ne New York City'de ne de şeyde Flamengo'da. Ama iki takımın da ortak bir özelliği var. İkisi de çok gol atan ve çok gol yiyen takımlar. Yani yenildiği zaman hatta kazandığı bazı maçlar da var. 5-3'ler, 4-3'ler falan var ama yenildiği zaman böyle 3-4-5 gol yiyerek yenildiği pek çok maç var. O yüzden yakın dönem Galatasaray'ın olmasa da bir gün tamamen bir torrent Galatasaray'a çevrilmiş bir Galatasaray görürsek o takımın maçlarının bol gollü olabileceğini görebiliriz belki. Böyle bir kariyeri var teknik adamlıkta. Ben şöyle bir tahminde bulunayım. Yanılırsam, yani bilirsem hatırlatırsın. Yani sen hatırlatırsın ben bildiğim için. Bilemezsem de ölü taklidi yaparım. Galatasaray yönetiminin de Torrent'in de önümüzdeki yaz aynı o, yani Galatasaray'ın tek direktörlük pozisyonuyla yönetim pozisyonundaki şu anda oturan kişilerin Haziran sonrasında aynı kişiler olmayacağına dair bir tahminim var. Yani Torrent'te yönetimde önümüzdeki sezonda başlamaz. Yönetim değişir. Yönetim değişince Torrent'i gönderirler. Bir tane kendi projelerine uygun birini getirirler. Başka bir şey olur. Bakalım ama ben kısa vadede şunu beklerim. Yani şunu görürsek şaşırmam ben Onur. Oyunu geriden çok daha sağlam kuran. Ve deneyen sayede, en azından. Deneyen değil. Ben bunu 5-10 hafta içinde sahaya tezahür etmesini beklerim açıkçası. Oyunu geriden daha iyi kuran, rakip yarı sahaya daha rahat geçen, bu nedenle çok daha az birinci ve ikinci bölgede çok daha az top kaybı yapan, daha az gafil avlanan bir Galatasaray. Beklerim. Patrick Van Aanholt'un bu süreçte daha önemli bir role bürünmesini beklerim. Ve Berkan'a binen, rakip eksilten pas atma sorumluluğunun giderek azalmasını beklerim. Diyelim ve Hatayspor'a bakalım. Galatasaray'ın bu hafta deplasmanda karşılaşacağı rakip. Ben notlarından kısaca geçeyim. Onlar da Kasım ayından beri ciddi bir düşüş içindeler. Savunmada sorunları var demişsin. Oyuncuların performansları kendi düzeylerine yaklaştı demişsin. Yani beklentileri yüksekti. Daha ortalamaya geldi. Beklentileri diyorsun. Çok yüksek performans veriyorlardı. Biraz daha kendi standartlarına yaklaştılar. Tabii bunda yani orta sahadan hem bu Cema hem Traore'nin aynı anda takımdan eksilmesi 3-4 hafta oynayamamalarının çok önemli payı var. Orta saha düşünce savunmacıların zaafı daha kolay öne çıkar hale geldi. Zaten senin verdiğin istatistikte savunmanın düştüğünü gösteriyor. İlk 11 maç 8 gol yiyen takım son 9 maç 18 gol yemiş. Yani maç başına birden az yerken 2 gol yemeye başlamışlar. Evet. Son 4 maç bir galibiyet. Gol atmakta sorun yaşıyorlar diyorsun. Diouf'un sırtı dönük oyun ve yüksek top kabiliyetini önemli buluyorsun bu maçın. Her zaman çok önemli. Bu maç çok daha önemli olacak. Çünkü Kabi Fas, Traore'de Mali milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda şu anda. Bu oyuncular Hatay'ın hücumlarında çok önemli. Onların olmadığı bir düzende iş Ruben'le Diouf'a kalacak. Ama Diouf'un da Galatasaray'ın yüksek top alma konusunda eksikleri olan bir savunma hattı olduğu için bu maçta biraz daha öne çıkmasını ve Hatayspor'un Diouf'a attığı uzun toplarla Galatasaray yarı sahasına yerleşmeye çalışmasını bekliyorum. Ama ne olursa olsun Hatay deplasmanı zor bir deplasmandır. Bakalım Torrent ilk maçına nasıl bir sınav verecek. O zaman haftanın lezzetlerine geçelim. Geçelim. Haftanın lezzeti bölümünü açarken her hafta olduğu gibi hatırlatmamızı da yapalım. Yemek sepetinde indirim yağmuru devam ediyor. Siz de 10.000 aşkın restoranda %25 ile %50 arasında gerçek üst limitsiz indirimlerden faydalanmak istiyorsanız Yemek Sepeti uygulamasını indirerek maç keyfini doya doya yaşayabilirsiniz. Bu hafta... Dur. Önündeki tatlı şeyi söyleyeceğim. Çok özel bir tatlıdır. Gerçekten çok benim böyle de, gurme tatlıdır yani. Benim de ayva sevdiğim nadir tatlılardandır. Yani iyi yapıldığı takdirde büyük keyif alırım. Bu da beğendiğim şey. Birazları böyle daha şey oluyor. Sünger gibi oluyor. Rengi biraz daha açık oluyor. Böyle daha kırmızı, böyle canlı bir ayva tatlısı performansı yüksektir. Yani buradan da şey yapmış olayım. Ben de severim. Ve buradan da Sivas Trabzon. Buradan da Sivas Trabzon'a bağlayalım haftanın lezzeti maç. Şimdi Sivas kaybederse ayvayı yer falan diye böyle iyice. Burayı kesip Twitter'a paylaşmayan. Bu işi bilmiyordur. Şimdi tabii Trabzonspor'un son haftalarda bir yükseliş söz konusu. Artık son haftalarda mı? Yani oyun anlamında diyelim. Hani ilk belki bir 13-14 haftayı falan özellikle Antalyaspor mağlubiyetine kadar olan dönemi bitiricilik ve Uğurcan'ın müthiş performansıyla götürdüler ve rakiplerinin de çok kötü performans sergilemesi sayesinde ligin zirvesine
çok rahat bir şekilde tutundular ama o haftadan sonra özellikle mesela bir Karagümrük maçı falan ciddi bir ivme yakaladı ve oyun anlamında da çok gelişti. Kalesine gelen toplarda ciddi bir azalma oldu. Bir de yeni transferleri var şimdi, onlarla sahne alacak. Bakalım onlar nasıl katkı verecek. Onlar da var. Ve bence bunlardan hepsinden daha önemlisi Vakayeme ve Hamsik'i etkili olabilecekleri şekilde topla buluşturma konusunda Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ciddi bir aşama kaydetti. Mesela hani Dantville ve Bruno Peres'i sol bek olarak kullandıkları zaman birinin stoper, birinin de sağ ayaklı olmasından ötürü biraz daha içte konumlandığına değinmiştik. Ama mesela son hafta Yeni Malatyaspor'a karşı İsmail Köybaşı'nı kullandı. Doğal bir sol bek, sol ayaklı. Fakat İsmail'in de sol çizgiyi kullandığı kadar sol yarım alanını da kullandığını gördük. Ve bu şekilde rakibin sağ bekiyle sağ stoperi, yani Mustafa Eskellaç'la sağ stoper amaçta sanırım Sadık'ı mı görmüştük? Semih Sadık ikilisinden bir tanesi. Onları bol bol kilitledi ve Vakayeme'nin çizgide özgürce top kullanabileceği şekilde topla buluşmasını sağladı mesela İsmail'in bu fonksiyonu. Bu faydalıydı ki ilk gol tamamen bu dediğim organizasyon üzerinden gelişti. Vakayeme'nin orta yaptığı ana kadar İsmail'in Vakayeme'yi rahatlatması söz konusuydu. Benzer şekilde mesela Hamsi'yi de etrafında fazla savunmacı bulunmayacak şekilde topla buluşturmanın metotlarını görüyoruz. Sahada uygulandığını görüyoruz. İşte mesela çizgide Bruno Peres basıyor bir kenara. Abdülkadir Ömür onun önüne doğru koşu atıyor. Dorukhan Abdülkadir'in hemen yanında bulunuyor. Bu şekilde hem Bruno Peres'i bir bek kontrol ediyor, hem bir orta saha hem bir stoper Dorukhan'la Abdülkadir'i kontrol ederken Hamsik'in orada topla rahat bulaşabileceği bir cep oluşuyor. Bunlar önemli. Mesela Visca tabii ki çok çok önemli bir transfer ve form düzeyi artarken geldi Trabzonspor'a. Sezona çok iyi başlamamıştı. Ama şimdi Abdülkadir Ömür'ün bu sistemdeki topsuz rolü o kadar kıymetli ki bence hemen kesmeyebilir. Ki yani Visca ile Abdullah Avcı'nın geçmişini burada konuşmaya gerek yok. Pozisyonu babam gibi bir oyuncu mi diyor yani Abdullah Avcı için Visca. Bu kadar yakın bir ikili ama. Pozisyonu değiştirebilir mi Ömür'ün? Ya şimdi Vakayeme dokunulmaz. Tamam, içeri alamaz. Cornelius dokunulmaz. Kimi içeri alacak? Ömür'ü orta bir iç sahaya oyuncusu olarak kullanır. Mesela. Ya sana zaman hem ortadan dribbling direkt hücum yapabilen, katkı verebilen bir artı koyar falan. Yani mutlaka bir icat üretecektir ama bunu ne kadar hızlı yapar bilmiyorum. Çünkü Dorukhan'ın bir iç olarak vazifesi çok önemli. Savunmada Hamsik'i rahatlatan oyuncu, hücumda alan açan, ceza sahasında koşu atan, Cornelius'un, Abdülkadir Ömür'ün verimliliğini arttıran oyuncu. Visca böyle bir oyuncu. Yani Abdülkadir Ömür'den bunları bekleyemezsiniz. Savunmada özellikle eksik kalır. Belki Bakasetas kızağa çekilebilir. Abdülkadir Ömür Bakasetas'ın yaptığı işleri yapabilir diyebilirim ama Bakasetas da mesela uzun top alma konusunda çok önemli bir oyuncu. Fiziği kuvvetli. İkili mücadelelerde ayakta kalabilen bir oyuncu. O yüzden mevcut düzeni hemen bozmayabilir. O belki bir şey ilk etapta biraz daha yedekten giren oyuncu rakibe olarak göre kullanabilir. Veya rakibe göre kullanabilir. Ama Sivasspor ciddi bir rakip ve hani daha önce de söylediğim gibi hani bu ligde biraz gerçeğin gardiyanı vazifesini üstlenebilen iyi gözüken takımların bazen Sivas'a gelene kadar iyi gözüktüğü, daha sonra işte mesela geçtiğimiz hafta Konya, ki yani Konya benim çok beğendiğim, benim beğenmemi geçtim, puan sıralamasında ikinci olan takım. Sivasspor onları yendi. Bu arada sen gene burada onların oyununu bozarak yendi. Gutas'ı gömmüşsün gene. Sen sevmiyorsun Gutas'ı galiba. Ya Gutas'ı şöyle, ben Gutas geldiği zaman biraz umutlanmıştım. Nihayet işte Rıza Çalınbay'ın istediği bir stoper transferi yapıldı. Bir de gol falan attı lig başlarına bayağı bir falan. Evet, 4 tane gol atmıştı geldiği. İlk 5 haftada 4 golü vardı sanırım Gutas'ın. Fakat önceki programlarımızdan bir tanesinde Gutas'ın rakiplere çok uzak kalan bir stoper olduğunu demiştim. Sanırım Başakşehir maçındaki örneklerini vermiştim hatta. Okaka'ya falan uzak kalmıştı. Şimdi o maçın üzerinden 4-5 maç geçti. Geride kalan maçlara dönüp bir baktığım zaman mesela Konya maçında Çikaleşi bundan bayağı faydalandı sırtı dönük oyunuyla. Uzak kaldığı pozisyonlardan. Kayseri'de mesela Sivas'a karşı yay civarına çok rahat gelmişti. Kasımpaşa maçında mesela Kasımpaşa öne geçerken Gutas'ın Jorgensen'e uzak kalması, Jorgensen'in topu Travni'ye açması ve Travni'nin arka direğe yaptığı ortayla Kasımpaşa'nın golü gelmişti. Hani bütün bunlardan Cornelius ve Bakasetas pekala fazlasıyla faydalanacaktır diye düşünüyorum ben. Bir de eğer Cornelius takip edecekse, Cornelius'un birazcık orta sahaya yaklaştığı her yer, yani Gutas'ı kaleden uzaklaştırdığı her denklemde Gutas'ın oraya geri dönmesi de bir o kadar zor oluyor artık. Öyle ve oraya Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın attığı etkili koşulları haftalardır görüyoruz. Evet. Dorukhan keza bu meziyetlere sahip bir oyuncu. Yani o bakımdan ben Gutas'ın
Trabzonspor hücum hattının biraz iştahını arttıran bir performans sergilediğini düşünüyorum geride kalan haftalarda. Bülent Kalafat 2 nokta üst üste. Trabzonspor Sivasspor maçında kanatlarından gol bulur. Sivasspor mu bulur diyorsun sen? Hayır. Gutas'ın da varlığını bakarsak yani, Trabzon bulur. Yani Sivasspor için aynısını söyleyebiliriz açıkçası. Çünkü şöyle bir durum var. Sivasspor %41 ile ceza sahası girişlerini en yüksek oranda ortalarla yapan takım. Yani ligin en böyle old school futbol oynayan takımı aslında Sivasspor. Çok katı bir orta blok savunması. Rakiplere fazla önde basmayan bir takım. 1-0, 1-0, uzun toplara 1-0. Başvurmaktan hiç çekinmeyen işte Yatabari'yi özellikle bu direkt topların adresi olarak kullanarak rakipleri sahaya yerleşen bir takım. Eski Sivas'a ve en çok kafa golü atan takım. 9 tane kafa golü var. Tabii Hakan Arslan'ın ve Atabaren'in olduğu bir takımda. Bu da çok şaşırtıcı değil. Eski Sivasspor'da benziyorlar o bakımdan. Mehmet Yıldız'ı Sivasspor. Mehmet Yıldız'ı evet, Sivasspor'a. Doğru benziyor. Tabii Hugo hava toplarında ligin en dominant stoperlerinden bir tanesi. Başka açılardan ben çok eleştirsem de kendisini, hava toplarında son derece iyi bir stoper. Takıma dönüyor, dönebilir bu hafta. Dönmesi bekleniyor. Faydalı olur. Bu, ama çok eksiği var Sivas'ın. Bu bakımdan. Evet, çok da önemli eksikleri var. Yani Kayode cezalı, tamam. Ama işte Gutas belirsiz, Ulvestad belirsiz, Ziya, Hakan, Kerem, Felix belirsiz. Yani bunların hepsini geçiyorum. Fajr ve Gradel. Bunlar Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Fil dişi ülkeleriyle beraber şu anda. Bu iki oyuncu zaten işte Yatabari'ye atılan uzun toplar dışında Sivasspor'un 3. bölgeye geçme konusundaki iki kozuydu. Mesela Alanyaspor deplasmanında Gradel'in hiç yoktan yarattığı bir gol vardı falan. Hani şimdi her şey Yatabari'nin sırtı dönük oyununa kalacak. O yüzden işleri biraz daha zor. Bu arada enteresan bir istatistik var. Bu iki takımın oyuncuları özelinde. Ligde 900 dakika ve daha fazla süre almış forvetler arasında bitiricilik konusunda Cornelius ve Yatabari çok ayrı bir yere sahipler. Gole çevirme yüzdesi ve şut başına post shot xG, yani topun kale çizgisine vardığı zaman kalenin çerçevesinin içinde nereye gittiği ve ona göre gol olma beklentisi. Şutun çekildiği an itibariyle değil de şutun gittiği yer itibariyle topu nereye atıyorsun kısacası. Bu konuda Cornelius ve Yatabari çok ayrı yerde, ayrı bir yerde duruyorlar. Okaka, Pesic ve Pojan Palo ile beraber şutlarını iyi yerlere atma konusunda bu oyuncular çok elit ama Cornelius hepsinden sıyrılmayı başarmış. Yani bu alanda açık ara ligin en iyi şutörü olarak Cornelius'u gösterebiliriz ki mesela yeni Malatya maçında attığı gol hiç kolay bir gol değil. Buraya doğru koşarken uzak direğe tekte vuruyorsun falan. Ama Yatabari de bu sene bayağı akılda kalıcı goller attı. Bunlar ligin iyi bitiricileri. O bakımdan ligin geri kalanından çok net bir şekilde ayrılan oyuncular olduğunu söylemek lazım. Haftanın lezzetli oyuncusuna geçiyorum. Bir başka kıymetli forvet bu da. Mario Gavronovic. Mario Gavronovic ki Euro 2020'deki katkıları hala hatırlardadır. İsviçre milli takımıyla. Ama geride kalan haftalarda özellikle son 3 maçta 3 gol bir asisti var. Ve işte erken kırmızı kart gördüğü Antalya Spor maçını saymazsak İlk 11 başladığı maçların 7 maçın 5'inde doğrudan ya da dolaylı olarak skora katkı veriyor. Bu dolaylı katkıları da şöyle anlatayım. Birkaç görsel hazırladım bunun için. Mesela Mustafa Pekdemir'in Malatya Spor attığı golde Tiam ortayı yaparken ön direk koşusu yapıyor. Ve savunmacısını kilitliyor. Sanırım Wallace orada Gavranovic ile eşleşen oyuncu. Onun kilitlemesi sayesinde mesela Mustafa Pekdemek sırtı dönük aldığı topu dönüp vurabiliyor. Bir alan bulabiliyor çünkü. Altay maçında mesela ön direk koşusu yapıyor. O koşusu Kalitya mı kilitliyor. Böylece o ikisinin arkasında devasa bir cep oluşuyor. O cephe Mustafa Pekdemek girip tekte Onur Bulut'un ortasını gole çeviren vuruşu yapıyor. Ceza sahası içinde koşu zamanlamasını ve koşu yönlerini çok doğru seçen bir oyuncu. Mesela bu konuda kimden çok farklı bir oyuncu diyebiliriz? Mesela Kenan Karaman'dan çok farklı bir oyuncu. Mustafa Muhammed'den çok farklı bir oyuncu. Bu oyuncular da çok hareketli, çalışkan koşular atan ama bu koşularla takıma katkı sağlamakta biraz zayıf kalan oyuncular. Gol atmadıkları zaman bir katkı veremiyorlar o yüzden. Mario Gavronovic böyle değil. Ve son maçlarda, mesela son 3 maçta aldığı pasların haritasını da çıkardım. Çok enteresan bir şekilde rakip ceza sahasından çok daha uzak yerlerde pas alıyor. Bu da Kayserispor'un rakip yarı sahaya geçmesinde önemli bir pivot olarak kullanıldığı anlamına geliyor. Altay maçında mesela bunu yaptığı pek çok pozisyon var. Kendi yarı sahasına kadar gelip alarak takımı rakip yarı sahaya taşıyor. Peki bir sorun var. Burada son bir notum var. İyi bir dönem geçiriyor şu anda. Montella yine Berlanda ile başarsa etkinliği artabilir diyorsun ya. Evet. Niye? Neden biliyor musun? Hatırlarsan Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesinde konuşurken Bjarnason'un rolünü anlatmıştım.
Stambuli ve Gökhan İnler gibi iki tane ağır oyuncunun savunma performanslarını ne kadar arttırdığını, onların savunduğu bölgeye gelen topların ne kadarının Bjarnason sayesinde oraya varamadığını, kısacası Bjarnason'un takıma kattığı savunma direncini anlatmıştım. Ama Montella gitti Kadıköy'de. Maça Belhanda'ya başladı. Hayır dedi, ben buraya daha hücumcu olan oyuncumla başlayacağım dedi. Bu artık rakiplerin belki Fenerbahçe'yi nasıl algıladığına dair de bir mesaj olabilir. Ve Belhanda mesela ikinci golünü atan oyuncu oldu Adana Demirspor'un, ama orta sahada daha geçirgen yaptı açıkçası. Fenerbahçe'de buna karşılık olarak İrfan Can'ı çok daha rahat topla buluşturabildi mesela. Savunmadan çok rahat çıktı Fenerbahçe. Ya sen de bu yüzden diyorsun. Bu yüzden Gavranović biraz daha rahat bir ortam bulabilir eğer Bjarnason yerine Belhanda ile başlarsa. Fenerbahçe demişken bu bölümü kapatıyorum. Antalya Fenerbahçe'ye geçiyorum. Bir teknik direktör açıklaması da Fenerbahçe'den geldi. Yani kimine sürpriz kimine değil. İsmail Kartal'la sezon sonuna kadar anlaşıldığı söyleniyor. Pereira'dan önceki teknik direktör olmuş ve şimdi sonraki teknik direktör oldu diye notunu geçmişsin. Bir de ben şöyle bir bölüm atayım. 3 takımın da teknik direktörü yok Trabzon rakiplerinin dendikten sonra 3 takım da teknik direktör açıkladı. Yani... Fenerbahçe İsmail Kartal'a devam edeceğini söyledi. Galatasaray Domenech Torrent'e açıkladı. Beşiktaş Önder Karaveli ile sene sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Orada Ahmet Nurçebi o cümlesinin içinde şu anda ifadesi geçiyor. Hmm. Ben yani yayına girmeden önce okudum. Şu anda Beşiktaş'ımızın teknik direktörü Önder Karaveli'dir gibilerinden bir cümle var. Orada şu anda bence kritik. Çok bağlayıcı. Bağlayıcı değil diyorsun. Evet. Ama en azından şu anda Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü olduğunu var. Tekrardan söyleyebiliyoruz. Doğru. Bu birçok kesimi mutlu etmemiş olabilir gibi algılıyorum. Etmemiş gibi algılıyorum İsmail Kartal isminin. Hı hı. Bunu şeye de bağlayanlar var. İşte sezon ortasında takım almak istemiyor dedi Fenerbahçe yönetiminin açıklamasında. Hı. Öyle de bir durum var. Hani görüştüğümüz birçok isim sezon ortasında almak istemiyorlar. Hı hı. Takım. İşte Joachim Löw ile aslında bir şekilde yeni sezon için Fenerbahçe bir plan yapıyor. İsmail Kartal da daha önceden Löw'ün ekibindeydi. Bundan 20 küsur sene önce, ama onların aralarındaki diyalog devam ediyor. O yüzden İsmail Kartal'ı getirdiler. Löw'e raporlama yapacak, takımı ona göre hazırlayacak da sonra da Löw gelecek aslında bu planın parçası bu diyen beklentisi bu yönde olanlar da var. Tamamen bundan bağımsız. Hani sezon takımı idare edecek biri lazımdı. En azından sezon sonuna kadar İsmail Kartal geldi diyen de var. Ben iki bakımdan da çok yanlış bir şey görmüyorum açıkçası. Yani. Bana gayet makul. Gerekçeyi bilmiyorum ama durum bu. Hani İsmail Kartal gelecek hani Fenerbahçe'yi uçuracak, koşuracak falan değil ama mevcut şartlarda bana gayet makul gelen bir tercih ki İsmail Kartal Fenerbahçe'deki tam sezonunda gayet başarılı olmuştu. Hı. Son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayıp 3 puanla kaçırmıştı. Kupada da yarı finale çıkmıştı. Yarı finalde Bursa Spor'a elenmişti ki o Bursa Spor'dan daha sonra 4 oyuncu Fenerbahçe'ye gelmişti. İşte Volkan Şenler, Ozan Tufanlar falan. Ama mevcut şartlarda ben makul bir tercih yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe yönetiminin. 4 Kasım'da o da bir YouTube kanalına konuk oldu. Kime? İsmail Kartal. Football Plus kanalının adı. İsmini vereyim de şimdi şey olmasın. Hani tabii Football Plus. Orada bazı tespitlerde bulunuyor. Mesela şöyle bir şey söylüyor. Fenerbahçe'nin hücum organizasyonları eksik. Kalabalık içinde çok fazla orta yapılıyor diyor. Hı hı. Şimdi mesela Vitor Pereira dönemi sonrasındaki maçlarda Adana Demirspor, Yeni Malatya ve Karagümrük maçlarında bu yorumun hala geçerli olduğunu gördük. Misal Adana Demirspor maçında işte az önce bahsettim. İrfan'ı topla besleme konusunda, topla buluşturma konusunda gayet yeterli bir maç çıkardı Fenerbahçe. İrfan istediği bölgede topu bol bol aldı ama onlardan hiçbir şey çıkmadı. Biraz şeyi hatırlattı bana mesela. Adana Demirspor deplasmanındaki Morutsan. O da sağ kanatta bol bol topu aldı ve onlardan nasıl, niye hiçbir şey çıkmadığını, niye Morutsan'ın sürekli uzaktan şutlara mecbur kaldığını falan anlatmıştık. Çok benzer bir şey oldu Fenerbahçe maçında da. Çoğunda merkezden delici koşular eksik kaldı. İrfan'ın hiçbir zaman bitirici bir pas verebileceği bir opsiyon olmadı. Penaltının geldiği Novak koşusu haricinde. Ve sonuç itibariyle ya İrfan ya da İrfan'ın kanada doğru açtığı pasların alıcıları kalabalık için ortalar denemek zorunda kaldılar. Yani o bakımdan İsmail Kartal'ın 4 Kasım'da yaptığı yorum hala geçerli. İsabetli Mesut kısmı var diyorsun. İsabetli bir tespit. Bir de Mesut özelinde bazı değerlendirmelerde bulunmuştu o programda İsmail Hoca. Diyor ki mesela Mesut'un daha fazla oynamasını ben bir Fenerbahçe olarak tabii ki isterim. Ama neden daha fazla süre almadığını bilmiyorum. Bu hocayla Mesut arasındaki bir şey yani. Onu ancak onun idman performansını bilen bilebilir demişti. Bu da bence gayet aklı başında bir yorum. Ölçülü bir yaklaşım bence. Hani ne olabilir?
Ne bekleyebiliriz? 4-2-3-1 bekleyebiliriz. 4-2-3-1 ile Mesut'u ideal olan konumunda oynatabileceği bir sisteme geçmesini bekleyebiliriz ki zaten Fenerbahçe'deki o tam sezonunda asla 4-2-3-1'den şaşmadı. Yani hep Mehmet Topal, Emre Berezoğlu ikilisi. Önlerinde de Diego Ribas ya da Alper Potuk'u kullanmıştı ağırlıklı olarak. Yani ilk 11 şeyi buydu. Peki, orta sahası sorayım. Buydu genellikle İsmail Kartal'ın. Ortada kimle Zalai desek? Solda Novak mı? Mesela sağda kim? Sağda işte Bright Osayi Samuel ya da Ferdi'den bir tanesini tercih edelim. Gerçek sağ bek olmayan bir sağ bekle oynayacaklar o zaman. Evet, zaten Nazım bir süre olmayacak. Aha. Anladığımız kadarıyla. Öndeki pivot, ikili pivotta kimler olmasını bekliyorsun peki? Orta sahadaki ikili mi? Evet. Şimdi ilk etapta bir kere Crespo ve Gustavo sakat olduğu için ben Sosa ve Mert Hakan'la devam etmesini bekliyorum. Hı hı. Herhalde Sosa ve Mert Hakan'ın önünde Mesut'u kullanır. Tamam. Diye tahmin ediyorum ama Gustavo ve Crespo iyileştikleri zaman bunlardan en az bir tanesinin ki benim bence daha mantıklı olan Crespo ki Mesut daha rahat ileride inisiyatif alsın, geri dönmek zorunda kalmasın. Crespo falan. Gustavo mu diyorsun? Crespo Gustavo değil de Crespo Mert Hakan mesela. Hı hı. İki tane dinamik, iki tane çok alan kat edebilen, iki tane topsuz koşu atma meziyeti olan. Hı hı. Böylece Mesut için daha ideal bir ortam sağlanmış olur. Eğer İsmail Kartal'ın da ideali Mesut'tan alacağı performansı maksimize etmekse. İrfan nerede olur burada? İrfan ya bir sağ kanat oyuncusu olur. İçe devrilen bir kanat. Mevcut sistemde de öyle zaten. Ya da Mesut'un yedeği olur gibi gözüküyor. Antalya ile ilgili? Şimdi Trabzon'u yenerek bir tırnak içinde gövde gösterisi yaptılar. Evet, Antalya Spor hani hepimizi biraz yükseltti. Nuri Şahin geldikten sonra oynattığı futbola ben de şahsen bayağı yükselmiştim. Birkaç tane çok iyi maçları vardı ama Trabzonspor'u yendikten sonra 4 maçtır sadece 1 gol atabildi ve kazanamadı. Burada merkez ikilisinin bir türlü yan yana beraber oynayamamış olmasının önemli bir payı var. Freddy ve Poli ikilisi. Bu maçta tekrar birlikte ilk defa yani 3-4 maçlık bir aradan sonra ilk defa birlikte olacaklar gibi gözüküyor. Son anda bir şey çıkmazsa. Bu ikilinin aynı anda sahada olması Antalyaspor'un kendi yarı sahasından çıkması için şart diyebiliriz. Aksi takdirde prese çok. Dirençsiz bir takım. Antalyaspor beklerinden rakip yarı sahaya taşıma konusunda bir katkı alamıyor. Böyle meziyetleri yok beklerinin. Bünyamin ve Güray'ın. Bu nedenle ben mesela son hafta bir dörtlüye döndü. Nuri Şahin. Ama Göztepe maçından bahsediyorum. Genik duruma düştükten sonra tekrar üçlüye döndü. Bunda da bence mantık şuydu. Antalya Spor tabii şeyle Beşiktaş'ta o Katar'da oynadıkları maçtan sonra yorgun döndü. Crivelli zaten sakatlıktan çıkmış bir oyuncuydu. Bir de o maçın üzerine o yorgunlukla fiziksel olarak beklenen katkıyı verememişti. Ben madem Crivelli'yi atarak çıkamıyorum, bana o ön taraftaki gücü veremiyor. Arkadaki pas opsiyonlarını arttırayım bari. Prese biraz daha dirençli olayım o şekilde eski sisteme dönerek diye düşündü. Ama o sistemi test edemeden bireysel bir hatayla ikinci golü yedi ve maç bir anlamda hikaye oldu. Onu deneyemedi ama ben tekrar Trabzonspor'u yendiği o üçlü sisteme Fenerbahçe karşısında başvuracağını düşünüyorum. Nuri Şahin'in ve bir hafta dinlenmiş Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı oynayan Antalyaspor'un daha motive olmuş ve daha hazır bir takım olacağını düşünüyorum. O yüzden hani son 4 haftadaki Antalyaspor performansı çok belirleyici olmayabilir Fenerbahçe karşısında ne yapacaklarına dair. Neticede yani Trabzonspor'u yenebilen tek takımdan bahsediyoruz. Son maça geçiyorum. Beşiktaş Gaziantep. Beşiktaş Rize karşısında Giresun maçının ilk devresi haricinde en iyi maç demişsin. Ama fazla çıkarım yapmak zor olduğunu da söylüyorsun. Bir diğer taraftan da çok kolay gol yiyen bir Beşiktaş gibi gözüktü. Özellikle duran top savunmasındaki zaaflar epey. Şimdi biz mesela bir önceki cuma ve ertesinde burada ne demiştik? Rizespor'un 17 golü var, 5'i duran toptan. Evet. Şimdi böyle bir takımdan 2 tane duran top gol yemek düşündürücü. Aynen. Olsa gerek. Bir Emirhan İlkan parantezi açayım. Onunla girelim. Güzel bir şeyle girelim. Nasıl buldun? Yani ya 17 yaşında bir çocuk için, futbolcu için çok özgüvenli. Evet, harika bir şey. Gerçekten böyle bir oyuncuyu bir anda ortaya atıldığı zaman böyle performans verebilirken görmek gerçekten. Demek atsak bizim çocuklarımızı da onlar da performans verecekler herhalde. Belli ki. Ben o çıkarımın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bence ama hiç atmıyoruz biz yani. Hiç atmadığımıza katılıyorum. Yani. Ama herkesten de Emirhan'ın yaptığını bekleyemeyiz. Bir, ikincisi Emirhan'ı da unutmayalım. Henüz 135 dakika falan oynadı çocuk. Tamam canım, ona bir şey demiyorum. Hani bir 5-10 maç oynasın bakalım da. Önce bir oynasın bir kere. Ben ondan da emin değilim bu arada. Hani
çok çabuk bir şekilde eski düzene dönülebilir bir anda. Ve Emirhan bir anda yani maçın son 10-15 dakikasında giren bir oyuncuya da dönüşebilir. Yok çünkü... zaten herhalde büyük ihtimalle ilk 11 oyuncusu yapmayacaktır. Direkt de ben sadece şunu istiyorum. Hani kendi adıma söyleyeyim. Benim bir beklentim olarak. Fransa Ligi'ni de izliyorum. Rennes takımı mesela Fransa'nın kalburüs takımlarından. Bir tanesi Rennes takımının maçlarında atıyorum. Bir örnek olarak veriyorum Rennes'i. Girdiğinde oyuna sonradan giren 5 oyuncunun maksimum yaşı 18. Yani 16 yaşında oyuncu da atıyorlar sahaya, 17'yi de atıyorlar, 18'i de atıyorlar, 19'u da atıyorlar, kulübeye de atıyorlar, ilk 11'e de atıyorlar, sahaya da atıyorlar. Evet. Onlardan bazısı Kamavinga oluyor. Hı. Onlardan bazısı Ciloboji oluyor. Hı hı. Onlardan bazısı başka bir şey oluyor ama bir şekilde bir futbolcu oluyorlar. Karamah oluyor falan. Karamah oluyor. Yani iyisi de oluyor, kötüsü de oluyor. Beklentiyi karşılayan da oluyor ama görmek lazım. Yani doğru. 23 yaşında Galatasaray'da hala mesela örnek vereyim... unuttum şimdi çocuğun adını. Bartu Elmaz mı diyecek? Hayır, 23 yaşında mesela hala genç oyuncu deyip Galatasaray'da doğru düzgün süre... Ya 2000 jenerasyonu dedikleri takımda Atalay var mesela. 22 yaşına geldi şu anda. Hala bir kapalı kutu yani. Doğru. Hani artık oyuncuları oynatmak lazım gibi geliyor bana. Ya evet, o görüşü ben de savunanlardanım. Fakat hani Emirhan İlkan biraz özel bir örnek oldu. Hı-hı. Geride kalan ufak... sürede 120 dakikada çok üst düzey bir performans sergiledi. Hani onu referans almak bence hem Emirhan'a haksızlık olur hem de yanıltıcı olur. Ama gerçekten olağanüstü bir maç çıkardı ve hani Beşiktaş'ın Rize'ye karşı çok erkenden maçı domine etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de Emirhan, Güven ve Batshuayi'nin sahanın merkezinde yakaladıkları uyumdu. Bu da aslında Rizespor'a karşı planlanmış bir şey miydi? Yoksa işte imkansızlıklardan ötürü mü ortaya çıktı bilmiyorum ama Rizespor'a karşı bunun sonuç vermesi çok normaldi. Çünkü Rizespor sezon başından beri iki stoperin önündeki bölgeyi açık ara en kötü savunan takım. Hani orada Fabrizio Baiano'yu oynatıyorsun. Çok hamleli, çok dinamik, çok güçlü bir oyuncu ama pozisyon almayı bilmiyor. Hatta yani temel futbol bilgisi ligdeki en düşük oyunculardan bir tanesi bana kalırsa. Onun partneri Damjan Djokovic. Çok fazla ikili mücadeleye giren, çok fazla... savunma yapan bir oyuncu değil. biraz hamlesiz bir oyuncu, biraz ağır bir oyuncu. Bu iki oyuncunun zaten onların da yani önlerini savundukları iki stoper Selimay ve Holmen. Onların da seviyesi belli. Özellikle Holmen'in. Böyle bir maçta 14 numaralı bölgenin Beşiktaş tarafından Emirhan, Güven ve Batshuayi'nin aynı anda sahada olduğu bir Beşiktaş tarafından domine edilmesi kaçınılmazdı. Bu arada bu 14 numaralı bölge lafını çok kullanıyorum. Ve bunu hiç açıklamadığımı fark ettim. Tahmin edeyim. Söyle. Sahayı 18'e bölüyoruz. Doğru. Kendi sahamızdan sol taraftan başlıyoruz. 3 tane bir grid. Onun önüne 3, onun önüne 3. Kendi sahamızda 9. Karşıda 9. Evet. Zaten başladığında yazmaya soldan başladığında 1, 2, 3. Sol 3'ten başlıyorsun. Evet. 4, 5, 6, 7, 8, doğru. 9, 10, 11, 12, 13, 14 dediğinde rakip ceza sahasının önündeki bölgeye geliyor. Ceza yayının önü. Evet, tam olarak o bölge. Bu da yani benim kullandığım ya da işte bir takım futbol yorumcuların kullandığı bir şey değil. Bunu Bülent icat etti arkadaşlar. Tom Riley diye 2009'da vefat eden bir futbol araştırmacısının icadı bu. Sahayı 18'e bölmek ve 14 numaralı bölgenin altın bölge olduğu teşhisi. O da şu anda Liverpool'daki John Moores Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Enstitüsü'nün kurulmasında ve devamında önemli katkı vermiş bir profesör. Allah rahmet eylesin Tom Riley. Evet. Onun icadı 14 numaralı bölge. Yani ben de çok kullanıyorum. Belki merak edenler olmuştur. Şimdi tabii Antep de belki bu 14 numaralı bölgeyi savunmakta zorlanabilir. Çünkü onlarda da Doğan ve Jefferson olmayacak. Hı hı. Beşiktaş'ın bu haftaki rakibi Antep. Hani Merkel, Maxim ve Furkan'ı kullanıyor orada Erol Bulut. Bu ikisinin yokluğunda ama bunlardan hiçbiri net savunmacı değil. Ve mesela son hafta onların rakibi olan Karagümrük'te Erhun 10 numara mevkisinde oynamıştı. O bölgeyi çok rahat kullandı, çok rahat deldi. Hatta belki biraz fazla rahat buldu o bölgeyi ve topu ayağından çıkarmakta biraz gecikti. Topa aşık oldu o bölgede, topu ayağında bulunca biraz. Onlardan bir tanesini de kontrayıp gol yemişlerdi hatta ama Gaziantep de stoperlerin önünü savunma konusunda geçen haftaki Rize'ye çok uzak bir takım değil bence, olmayacaktır. Ama hani ben Beşiktaş rakibini ne kadar iyi analiz edip böyle bir sonuca vardı, ne kadar işte biraz daha... kadrodaki yetersizlik, yani imkansızlıklardan ötürü, sakatlar, covidler, cezalar falandan ötürü Emirhan'la başlandı o maçı. Ondan çok emin değilim. Hı hı. Bazı eksikler var tabii. İşte Vida ve Montero cezalı. Nihayet vidasız bir maç izleyebileceğiz ki yani Rizespor maçında da
2-3 kere savunma yapması gerekti. Onlar da çuvalladı. Mesela 33. dakikada Pojampalo sırtı dönük aldı, döndü, vurdu. Ersin çıkarmasa gol oluyor. Vida ve Montero dışında işte Atiba, Teixeira, Kenan, Larin, Mehmet gibi oyuncular herhalde karantinaları bitti bitecek deniyordu. Herhalde onlar bir idman ya da hiç idman yapmadan maç kadrosuna, bir idman yaparak ya da hiç idman yapmadan maç kadrosuna dahil olma ihtimalleri var. Umut Rize'ye karşı sakatlanmıştı. O olmayacak büyük ihtimalle. Ki ben yani Rıdvan'ın da zaten ilk 11 beki olarak başlaması gerektiğini düşünüyorum. Rize maçında onun eksik kaldığını görmüştüm ben. Çok fayda sağlayabilirdi bence. Geç Gaziantep'e. Gezal ve Ozvi, Gezal ve Oğuzhan da dönüyorlar. Herhalde Gezal da ilk 11'deki yerini alacaktır. Gaziantep de... Dur, ben bilgileri vereyim. Söyle. Gaziantep. Yani bilgiler de senin yazdın, bilgiler kendim veriyorum çünkü artık yapmayayım da. Son 5 maç 4 galibiyet alan iki takımdan biri, diğeri Konya. Ciloboji, Olkovski, Doğan, Diko karantinadalar, yetişmeyecekler. Steven Colker, Sierra Leone ile Afrika Uluslar Kupası'nda, ki ben buna çok şaşırdım Steven Colker, Sierra Leone'de görünce. Muhammed ve Recep'in durumları belirsiz. Buradan sonrası yorum, oraya girmiyorum. Ya kalanı yorum dedim de şeyi de söyleyeyim. Jefferson'ın sakat olması yüzünden orta sahada direnç arttırmasını bekleyebiliriz diyorsun. Orada farklı bir formasyonda gidebilir diyeyim. Bir de bir yorumum var en sonunda. O da kontraları yönlendirecek oyuncuların Figueiredo ve Maxim olacağı. Beşiktaş'ın özellikle bu iki oyuncunun topla buluşmalarına dikkat etmesi lazım. Ki yani son haftalarda Figueiredo uçuyor. Uçuyor resmen. Hani Karagümrük'e karşı ilk 10 dakikada Figueiredo üzerinden gelişen iki tane kontra atak var. Bunların ilki gol oldu. İkincisinden de Gaziantep ciddi bir tehlike üretti. Figueiredo gol atar. Bülent Kalafat 2.3'te. Hani ilkinde ilkinde mesela kontraların Burak Figueiredo'ya çok uzak kaldı. Mesela o tam Vida'nın yapabileceği cinsten bir hata. Ama yani Wellington mesela eğer bu maça başlarsa ki ben Rize maçında Wellington'u beğendim. Wellington o tip durumlarda rakibine yakın kalmayı daha iyi başaran, temaslı oyunu daha iyi yapabilen bir stoper. Figueiredo'ya ben özellikle Wellington üzerinden bir önlem alınabileceğini düşünüyorum. Önder Karaveli ve ekibi tarafından. Yoksa dediğin gibi son haftalarda son derece formda ve onda mesela Erol Bulut sezon başında bazen böyle kanatlarda falan deniyordu. Bazen 4-3-1-2'nin sağ içi olarak falan denedi. Ama nihayetinde takımdaki belki de en donanımlı hücum oyuncusu olarak Figueiredo'nun öne çıktığı bir Gaziantep gördük. Son dönemde onun da performansı çok belirleyici olacaktır Beşiktaş'a karşı. Kapatıyoruz. Cumartesi 13.30'da Adana Demirspor Kayseri iki formlu takımın maçı. Pazar 16'da Giresun Kasımpaşa ve Galatasaray maçı öncesi Kasımpaşa bir form yakaladı. Onu takip edebileceğiz gibi bir durum var. Evet, o önemli bir maç olacak. Aynen. Mutlaka... Hafta içi fikstürünü bekliyoruz. Aynı şekilde. Salı evet. günü Karagümrük Beşiktaş maçı var. Çarşamba Fenerbahçe, Altay, Trabzon, Giresun, Kayseri, Başakşehir maçları oynanacak. Perşembe'de Galatasaray Kasımpaşa maçıyla finişi yapıyoruz. Biz de herhalde cuma sabah mı çekiyoruz gelecek hafta? Galiba öyle. Galiba öyle. Öyle gözüküyor. Ben perşembe gecesi yoğun bir mesai yapıp 2 saat, 1 saat falan uyuyup cuma sabahı buraya geliyorum. Ve şimdi 21. hafta, 22. hafta maçları. Hafta içi demek ki 23. hafta maçlarıyla önümüzdeki cuma izleyicilerimizin karşısında olacağız. Kısmet. Kısmet. ve dediğim gibi pazar günü saat 4'te oynanacak Giresun Kasımpaşa maçı önemli bir maç. Eminim Dominik Torrent ve ekibi de o maçı özel bir dikkatle izleyecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta 23. hafta maçlarının ön bakışıyla tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.